ki kişinin cezai ve hukuki sorumluluğunu incelemek için bir kere öncelikle retweet ya da forward edilen mesajın suç oluşturup oluşturmadığına bakmak gerekir. Bildiğiniz gibi hukukta kanunsuz suç ve ceza olmaz ve suçsuzluğu ispatlanana kadar herkes masumdur ilkeleri temel ilkelerdir. Bunlarla bağlantılı olarak düşündüğümüzde öncelikle bu cevabı verirken buradaki retweet edilen içeriğin suç oluşturduğunu mahkeme kararıyla sabit olduğunu düşünerek bu cevabımı veriyorum. Eğer suç oluşturan bir içeriği retweet ya da forward ettiyseniz bakılması gereken şey retweet ya da forward ediş stiliniz olmalıdır. Eğer bunu teşvik eder bir biçimde, över bir biçimde, yani bakın ne güzel yazmışlar, evet ben de katılıyorum gibi bir bağlantıyla verdiyseniz bu suç oluşturacaktır. Ama sadece haber verme şeklinde, yani bakın şu kişi böyle demiş gibi bir şekilde retweet ederseniz ya da herhangi bir yorum koymazsanız bunun haber alma ve haber verme özgürlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda mevzuatımızda herhangi bir düzenleme yok çünkü çok yeni kavramlar bunlar. Zaten gerek de olduğunu düşünmüyorum çünkü hukukçu önüne gelen olayda elinde olan kanunu uygulamakla yükümlüdür. Çok benzer bir mevzuat düşünürsek belki 56-51 sayılı yasada bağlantı yani link verenin linkteki içerikten sorumlu olmadığı ancak ve ancak içeriğin doğru olduğunu, ona katıldığını, övdüğünü belirten bir şekilde bağlantı verirse yani link verirse bundan sorumlu olduğuna ilişkin bir düzenleme var. Burada da böyle düşünülebilir diye düşünüyorum.